Herkese merhabalar. KPMG Türkiye olarak teknoloji yatırımlarını yapmaya, işbirliklerini artırmaya devam ediyoruz. Bugün de KPMG Türkiye ile Robusta Cognitive Automation firması ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğine ilişkin çalışmalarımızdan bahsedeceğiz. Murat Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sezgin Bey, hoş bulduk. Öncelikle kısaca bize Robusta'dan bahsedebilir misiniz? Öncelikle bu işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Bizim için önemli bir dönüm noktası. Burada olmaktan da ayrıca heyecan duyuyorum. Robusta 4 kurucu ortağı var ve endüstride 25 yıldan fazla deneyimi olan bir ekip. Uzun yılların deneyimini yansıtarak ortaya çıkmış bir şirket. Robusta genç bir şirket. Kurucu ortakları endüstride deneyimli bir ekip olarak söz edebiliriz. Robusta dijital iş gücü yönetimi, robotik süreç otomasyonu gibi değişik isimlerde adlandırdığımız teknolojiler konusunda uzmanlaşmış bir şirket. İTÜ ve ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteriyoruz. Bu yıl itibariyle Amsterdam ofisimizi de faaliyete geçirdik ve 60'dan fazla bir ekibe bulaştık ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. En temelde robotik süreç otomasyonu konusunda uzmanlaşmış bir ekibimiz var ve bu alanda teknoloji sağlıyoruz. 70'ten fazla müşteriye ulaşmış durumdayız. KPMG ile yaptığımız bu işbirliği sayesinde de daha hızlı bir büyüme sağlayacağımızı umuyoruz. Sizce yapay zeka destekli otomasyonlar konusunda güncel trendler nelerdir? Robusta Cognitive Automation teknoloji bu anlamda ne gibi önceliklendirmeler yapıyor, ne gibi çalışma ve faaliyetler içerisinde bulunuyor? RPA konusu ilk gündeme geldiğinde tekrar eden rutin işlerin otomasyonu için popüler bir hale gelmişti. Ancak endüstrinin de beklentisi daha fazla bilgi gerektiren işlerin de otomasyonunu sağlamaya yönelik bir evrim geçirmesi ve gerçek dijital çalışanlara doğru evrilmesi yönündeydi. Ki artık günümüzde bu beklentiyi heyecanlı bir şekilde ortaya çıkaracak gelişmeleri gözlemlemek mümkün. Hyper Automation dediğimiz aslında robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka teknolojilerinin birlikte kullanıldığı bir alanda artık çok somut örnekleri görmeye başladık. Robust olarak da bize heyecan veren kısım bu alana daha fazla yatırım yapmak ve bu alandaki gelişmeleri ürün içerisine katmak. Kısaca özetlemek gerekirse process mining, işte süreç keşfi, tool'larının gelişmesi, ürünlerin içerisinde artık chatbot gibi doğal dil işleme teknolojilerinin eklenmesi, document understanding dediğimiz dokümanlar içerisindeki bilgilerin anlaşılabilir hale getirilmesi ve bunun sürece dahil edilmesi, image processing ile görüntü işleme gibi AI teknolojisi artık RPA ile birlikte kullanılmakta ve burada daha güzel örnekler görmeye devam edeceğiz. Ve şunu göreceğiz, sadece işte tekrardan işler değil, çok daha fazla sayıda bugün ofis çalışanlarının da yapmış olduğu ve bilgi gerektiren işlerin de otomasyonu bu teknolojilerle yapılabiliyor hale gelecek. Birçok farklı alanda zaten olgunluk seviyesini ilerletmiş olan organizasyonlardan, örneğin process mining'den bahsettiniz. Tabii bir de işin hayata yeni başlayanları var. Yani bu konuda hiç deneyim yaşamamış, henüz daha robotic process automation ya da AI teknolojilerini kullanmamış olan organizasyonlar da var. Bu organizasyonları tavsiye ederiniz nelerdir? Aslında dünyada RPA teknolojisi çok büyük bir heyecanla karşılandı. Birçok şirket bu teknolojiyi deneyimlemeye çalışıyor. Deneyimlerken önemli olan organizasyon içerisindeki çalışanların desteğini sağlamak. Bunun için de doğru yerden başlamak, doğru süreci bulmak ve çalışanlara bu teknolojinin faydasını gösterip çalışanların desteğini almak çok önemli. Doğru yerden, doğru süreçlerden başlamak, şirket içerisinde gelişerek sürdürmesini desteklemek için bir metodolojiyi benimsemek, bu metodolojiyi uygulamak, dijital iş gücü metodolojisi diyebileceğimiz bir metodolojiyi takip etmek çok önemli. Diğer türlü sadece 1-2 otomasyon yapıp devamını getiremediğimiz bu durumda da kurumdaki heyecan sönüp kaybolabiliyor. Robusta ve KPMG Türkiye şu anda ortak bir hizmet modeli üzerinde anlaşmış ve müşterilerini sunmak üzere yola çıkmış durumda. Peki bu anlamda baktığımızda KPMG Türkiye ve Robusta işbirliği modeli olarak müşterilerine nasıl bir hizmet modeli sunuyor olacak? Öncelikle KPMG'nin uzun yıllardır biriktirmiş olduğu danışmanlık deneyimi var ve aslında müşterilerimiz en önemli ihtiyacının danışmanlık olduğunu gözlemliyoruz. Robusta bir teknoloji firması. Bu teknolojinin müşterilerimize nasıl uyarlanacağı konusunda KPMG ile yakın bir işbirliği kurarak işbirliği sayesinde müşterilerimizin doğru süreçlerinin keşfedilmesi, teknolojinin doğru bir şekilde yapılandırılması ve kurumsal inancın oluşturulması, dijital iş gücü stratejisinin oluşturulması
ve daha fazla sayıda otomasyonun buralarda yapılabilir hale gelmesini umuyoruz ve buna inancımız tam. Kurumlar bu teknolojileri nasıl kullanacaklarını yapısal bir şekilde ele aldıklarında daha maksimum bir fayda elde edeceklerini görecekler. Bu teknoloji daha fazla sayıda çalışan tarafından kullanılabilir hale gelecek. Biliyorsunuz hem KPM Türkiye hem de Robusta olarak yapılan bu işbirliği çerçevesinde sonuçta Robusta'nın ürettiği bir teknoloji ürünü söz konusu ve yerli olarak gerçekleştirilmiş bir üründen bahsediyoruz. Hem bu ürünün pazarda yer alması hem de geliştirilmesi, bir yandan da sistem entegratörü olarak çalışabilecek bir modelle KPMG Türkiye danışmanlarının destek vermesi bizim için de çok sevindirici ve çok güzel bir çalışma modeli oldu bizim açımızdan da. Dolayısıyla bu anlamda destekleriniz için teşekkür ederiz. Robusta'yı diğer teknolojik ürünlerinden ayıran özellik ne? Pazarda biz bu ürün için açıkçası nasıl bir farklılaşma yaratmayı hedefliyoruz? Sizin bu anlamdaki görüşleriniz nelerdir? Biz Robusta ürünü geliştirmeye karar verdiğimizde aslında bir süreç otomasyonu konuşuyoruz. Dolayısıyla süreç otomasyonunun da süreç yönetimi teknolojisi üzerinde olması gerektiğine karar verdik. Süreç yönetimi teknolojisi yani BPM teknolojisi IT endüstrisinde 25 yıldır, çeyrek asırdır kullanılan olgun bir teknoloji. Ve en temelde de çalışanlarla şirket içerisinde kullanılan IT uygulamalarının orkestrasyonunu yapıyor. Ve bir süreç akışında BPM birçok adımı otomatik olarak yapılmasını sağlıyor ama yapamadığı kısımları da insanlara devrediyor. İnsanlara devredilen kısmının smooth bir şekilde robust RPA ile yapılabileceğini değerlendirdik. Dolayısıyla biz ürünümüzü Business Process Management mimarisine uygun bir mimaride geliştirdik. Son dönemdeki gelişen trendlere baktığımızda da BPM ve RPA teknolojisinin yakınsadığını gördüğümüzde aslında doğru bir zemine oturduğumuzu ki bu 70 müşteri yolculuğunda da bunu çok rahatlıkla gözlemleyebildik. Business Process Management temelli olmamız sayesinde hem no-code bir ürünümüz oldu, bu sayede daha fazla sayıda insan kendi sürecin oturmasını yapabilir bir hale geldi. Hem de yönetilebilir ve dünyada standart bir dil olan BPMN2 dili dediğimiz aslında süreç yönetimi, süreç akışı tasarımı dilini kullanmış olduk. Dolayısıyla öğrenme eğrisi çok düşük, kullanımı basit, kompakt bir ürünümüz oldu ve kompakt olmasını destekleyici bir şekilde ürünümüzün içerisine yapay zeka parçacıkları eklemeye devam ediyoruz ki bundan sonra Robusta'nın ürün yol haritasının en önemli gündemi ürünün yapay zeka yetkinliklerinin yeni sürümlerde daha da artırılması şeklinde olacak. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Çok başarılı projelere imza atıyor olacağız. Çok teşekkürler zamanınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu işbirliğinin müşterilerimiz için çok önemli katma değerler sağlayacağını inanıyorum. Bu işbirliği sayesinde aynı zamanda global pazarlarda da Robusta'nın bir açılım sağlayacağına inanıyorum. Dolayısıyla bize güvendiğiniz ve işbirliği yaptığınız için de KPMG'ye çok teşekkür ediyorum. KPM Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz son işbirliğimiz Robusta'dan bahsediyor olduk. Bundan sonra da KPM Türkiye olarak teknoloji anlamında yatırımlar yapmaya ve işbirliklerini devam ettireceğiz. Umarım sizler için keyifli bir sohbet olmuştur. Çok teşekkürler.